Şimdi bir belediye başkanına gideceğiz. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı. O da bölgede, bölgedeki yaptığı çalışmalara biz Canan Güllü hocam da dikkatimizi çekti. Özellikle çok önem verdiğimiz kadın, çocuklar, kadın ve çocuklar çok önemli. Herkes çok acı çekiyor ama bütün hayatın yükünü kadınlar ve çocuklar çekiyor. Sayın Başkan, depremin 12. günündeyiz. Siz şu anda neredesiniz? Öncelikle günaydın, iyi yayınlar. Biz şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Burada depremin yaralarını hep beraber el birliğiyle sarabilmek için mücadele ediyoruz. İmkanlarımızı bütün belediyeler, bütün kurumlar, işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde gün birlik günüdür diyerek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Burada da neler yapabiliriz, nasıl çare olabiliriz diye hem keşiflerimiz devam ediyor hem aktif çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Peki ilk olarak şunu sormak istiyorum. Deprem bölgesindeki gözlemleriniz neler? Ne gördünüz orada? Öncelikle deprem bölgesi etkilenen 10 il, 10 ilin onu da gerçekten büyük bir travma yaşıyor. Bununla birlikte tüm Türkiye. Artık bu sadece bölgesel bir deprem olmaktan çıktı. Tüm Türkiye'nin depremi, tüm Türkiye'nin felaketi. Gerçekten hani asrın felaketi denilen bir şey ama 10 ilin en az 5-6 tanesi gerçekten yerle bir artık kent kalmadı ortada. Bina kalmadı, oturulacak bir yapı kalmadı. İnsanların hayatları alt üst oldu. Bir dakikalık bir zaman dilimi içerisinde yıllarca sahip oldukları her şeyi ama daha da önemlisi canlarını kaybettiği insanlar. Dolayısıyla çok büyük yıkım, çok büyük acı, çok büyük travmalar. Şu anda herkes şok içerisinde. Özellikle ilk günden beri bölgedeyim. Birçok ili gezdim. Antep'ten Adana'ya, Hatay'dan işte şu anda Adıyaman'dayız. Köylere kadar gitmeye çalıştık elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza. Hem hizmet götürdük hem yardım tırlarını götürdük. Aşevleri açtık. Konteynerler götürmeye çalıştık. İhtiyaçları iletmeye çalıştık. Bir yandan da yerinde tespit etmeye çalıştık. Ama gördüğümüz şey benim özellikle dikkatimi çeken herkeste müthiş bir hissizlik, müthiş bir şok. Müthiş bir ne yapacağını bilememek ve bir tuhaf bir duygu hali var. Bu ileride çok ciddi bir travmaya, ileride gerçekten toplumsal olarak çok ciddi sorunlara yol açacağına inanıyoruz. Özellikle kadın ve çocuklar üzerinde. Çocuklar bir kısmı anladı, bir kısmı anlamadı. Bir kısmı enkazdan çıktı, bir kısmı enkazda kalmadı ama eve oturulabilecek durumda değil, sokakta ama ne olduğunu anlamıyor. Bir kısmı anlamlandırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu şu anda çok hissedilmiyor. Şu anda belki tam anlamıyla şok içerisinde insanlar ama ileride gerçekten toplumsal anlamda hem bu bölge için hem de bu bölgenin sirayet edeceği diğer bölgelerde de ciddi bir travmaya, ciddi bir sosyal patlamaya sebep olacağı bariz belli. Gerçekten öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Fatma Hanım, büyük bir yıkım. Dün Ferit Demir arkadaşımızın bir röportajı vardı. Bursa milletvekili Sarıbal, yanlış hatırlamıyorsam. Sarıbal şunu söylüyordu. İlk andan itibaren bir seferberlik, bir yardımlaşma duygusu vardı, bir dayanışma vardı. Şimdi bunun yavaşladığını görmek istemiyoruz dedi. Şimdi evet. Bu önemli bir uyarıydı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Kesinlikle öyle, kesinlikle yavaşlamamalı. Çünkü bu ağır travma ve yıkım öyle bir haftalık, 10 günlük yardım kampanyalarıyla çözülebilecek bir şey değil. Sonuçta hem kış şartları hala devam ediyor. Evler yıkılmamış olsa bile bakın şu anda da bulunduğumuz bölgede biraz daha zemini dayanıklı bir bölge. Evlerin çoğu hasarlı, yıkılmamış ama hasarlı. Bu evlerde insanların oturması mümkün değil. Ama bu insanların hayatları devam edecek. Yeme içme ihtiyaçları devam edecek. Barınma ihtiyaçları, ısınma ihtiyaçları, ileride eğitim ihtiyaçları, psikososyal destek ihtiyaçları, giyim ihtiyaçları, her şey devam edecek. Bölgede su sorunu hala var. Bölgede ısınma sorunu hala var. Şimdi düşünün su sorunu olan bir yerde işte giyimi sağladınız. Bir hafta 10 gün giydiniz. Yıkayamıyorsunuz, temizleyemiyorsunuz. Burada hem öz bakımınız konusunda da ciddi bir problem var. Ne yapacaksınız? Giydiğinizi atmak zorundasınız. Kenara koymak, yenisini giymek zorundasınız. Ve her gün gıda ihtiyacı. Sonuçta herkes her gün yemek zorunda, içmek zorunda. Temel gıda ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Bunlar öyle bir de az buz insan değil. Yani kaç bin, yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Yüz binlerce insanın
günlük ihtiyaçlarını öyle 10 günlük yardım kampanyalarıyla halledebilmek, çözebilmek ve en az bir yıl bu travmanın, bir yıl bu tedavinin ve bir yıl bu ihtiyaçların devam edeceğini düşünürsek yardım kampanyalarının kesinlikle devam etmesi Güzel. Gerekiyor. Bir de burada o ilk zaman gelenler gerçekten düzensizlik, bir kaos, bir organizasyonsuzluk. Dolayısıyla yeni yeni sistem oturuyor. O yardımların bir kısmı tam anlamıyla ulaşmadı da. Ulaşmadığı için de şimdi daha yeni yeni ulaşacak, ulaştırılması gereken insanlar, kitleler, burada bölgeler var. O yüzden şimdi asıl sistematik olarak devam etmesi gerekiyor. Fatma Hanım, şimdi dün bu gündem çalışmamızı yaparken konuştuğum isimlerden biri Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü'ydü. O da bazı izlenimlerini bizimle paylaştı. İşte sizin yaptığınız çalışmalardan da bahsetti. Hayatın yükünü kadınlar çekiyor. Tabii hepimiz acı çekiyoruz ama hayatın yükünü çeken kadınlar ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız konusunda sizin bazı projelerinizden bahsetti Canan Hocam. Bölgede bu konuda kadınlar ve çocuklar konusunda ne yapıyorsunuz? Evet, öncelikle ilk zamanlar insanların hem temel gıda ihtiyaçları, giyinme ihtiyaçları, bunları bir şekilde alelacele halletmeye çalıştık. Birçok bölgeye aş evleri kurduk, birçok bölgeye işte gıda yardımlarını gönderdik. Ama bundan sonra daha sistematik, özellikle hayatta kalan, yakınlarını kaybetmiş, evini, barkını kaybetmiş ya da yaşam mücadelesi, çocukları ya dışarıda kalan birçok aile ve yükünü çeken kadın ve çocuklar, onlara desteklemekle ilgili hem barınma ihtiyaçlarını giderelim ama barınma ihtiyaçlarını giderirken de bu insanların travmalarına da destek olabilecek, onları psikososyal destek sunabilecek, onları daha da iyileştirebilecek, ruhsal anlamda da iyileştirebilecek birkaç proje yapalım dedik burada. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü, onların özel sektör işbirliğiyle birlikte burada çadır kentler oluşturalım. Bu çadır kentlerin içerisi sadece barınma, sadece ısınma, sadece yeme içme olmasın. Onlar zaten temel ihtiyaçlar ve koyuyoruz içerisine. Adıyaman'da şu anda bir yer belirledik. Kendim bizzat geldim, özellikle tespit edeyim doğru yerde, uygun yerde ve en ulaşılabilir yerde olsun diye. Gelir gelmez hemen buradaki genel yetkililere bakan görevlendirilmiş, Ticaret Bakanı. Kendisini ziyaret ettik, anlattık, ilettik, dayanışma göstermek istediğimizi söyledik. Onlar da makul karşıladı ve burada gösterilen yerlerde hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizler yan yana çadır kentler kuruyoruz. Bu çadır kentlerin içerisinde barınma, yeme içme, aşevi ihtiyacı ama onun yanı sıra özellikle Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte buraya iki tane mor yerleşke adını verdikleri, özel sektörle birlikte teminini yapacakları mor yerleşke adını verdikleri iki tane konteyner buraya getireceğiz. Bu konteyner içerisinde kadınlara ve çocuklara psikososyal destek verebileceğimiz psikologlarımızla, kreş öğretmenlerimizle, alanında uzman insanlarımızla burada sosyal destek verebileceğimiz konteynerlarımız olacak. Konteynerlerimizden bir tanesinde kadınlara, diğerinde çocuklara hizmet vereceğiz. Kadınlar için emzirme odası, psikolojik destek verebileceğimiz yine muayene odası, jinekolojik muayene odası olacak ve bir ebe buraya görevlendirmek istiyoruz. Çünkü burada enkaz altından hamile olarak kurtulan kadınlar var. Yani bu hizmetler sadece bu çadır kentten yararlanan insanlar değil, çevre bölgede de bir sürü çadır kentler ve evlerinin yanında yamacında yaşayan, yaşamaya devam etmeye çalışan insanlar var. Onları da kapsayacak. Belki ring servislerle alacağız, getireceğiz. Buradaki hizmet alanımızda onlara hizmet sunacağız ve tekrar bulundukları yerlere götüreceğiz. Yine hemşirelerimiz, ebelerimiz, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde bez, mama, pet erişimi sağlayacağımız bir alan olacak burası. Çocuklar için yine yapacağımız alanlarda oyun terapileri olacak. Bir çocuk parkı kuracağız. Yani sadece barınmak değil, çocukların oyuna ihtiyacı var. Şimdi ekiplerim İzmit'ten çalışıyorlar. Bir çocuk oyun grubu buraya getireceğiz, burada kuracağız. Yani parkıyla, sosyal destek alanıyla, muayene odasıyla, sağlık odasıyla, burada özellikle alanında uzman öğretmenlerimizin, psikologlarımızın, tiyatro eğitmenlerimizin, birçok sanatçı dostumuzun hizmet verebileceği tam kapsamlı bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. İşte geldiğimizden beri çalışıyoruz. Alanımızın tesviyesini yapıyoruz. Malzeme serimi düzgün bir şekilde, derme çatma değil. Böyle sadece işte çadırları aldık, toprağın üstüne koyduk. Bunun işte gideri, ısınması, osunu busunu düşünmeden kurduk, gittik, hadi gelin yaşayın değil. Gerçekten standartlara uygun, insan onuruna yakışır şekilde bir yaşam kalitesi de kurmaya çalışıyoruz ki uzun süre devam edecek bu yaşam biçimi.
O yüzden de uzun süre burada gerek eğitim desteği verebileceğimiz, gerek oyun terapileriyle çocuklarımızı iyileştirebileceğimiz, kadınlara dediğim gibi derneklerimizle beraber, peki, sivil örgütlerimizle beraber destek verebileceğimiz, Sayın Canan Güllü ile de başlatmış olduğumuz bir proje alanımız burası. İnşallah 5-6 gün içerisinde burayı tamamen aktif etmiş olacağız. Dün başladık, bugün devam ediyoruz. Peki, ben de başındayım. Ben de takip edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Hem detaylar için, hani bu son derece yaşamsal detaylar için, hem de orada gösterdiğiniz yardımlaşma ve dayanışma duygusu için size ve ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, iyi yayınlar.